Bu can bu bedende oldukça Raip Bronson'u kimse alamaz demişti. Deniz Yücel ajandır, teröristtir. Yargılanacak Türk mahkemelerine kimse etki edemez demişti. Ben görevde olduğum sürece İsrail artık görüşülmeyecek bir devlettir. İsrail teröristtir. Terörist demişti. Ve son olarak da Finlandiya ve İsveç NATO'ya üye olamaz. Ben burada olduğum sürece her iki devlet NATO'ya üye olamaz demişti. Her dediğinden geri çark etti. Her dediğini adeta yedi yuttu. Ve Sayın Cumhurbaşkanı dün akşam üçlü mutabakat metni imzaladı. Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğinin yolu açıldı. Sorarsanız Cumhur İttifakı mensuplarına büyük zafer kazanıldı. Diz çöktü Finlandiya ve İsveç. Diz çöktü Avrupa. Diz çöktü NATO üyeleri. Büyük bir kazanım elde ettik. Neymiş efendim? PKK artık terör örgütü kabul edilecekmiş. Teröre destek vermeyeceklermiş. Türkiye'ye ambargo uygulamayacaklarmış. Sevsinler. Bu sözleri de çok duyduk. Bu sözleri de çok duyduk. Kuzey Kıbrıs Rum kesimi görüşmelerinde duyduk. Yunanistan görüşmelerinde duyduk. Ama arkasından hep aldatılan olduk hep aldatıldık denildik. İşte bugün yine bir aldatılmayla karşı karşıyayız. Finlandiya, İsveç, NATO üyesi olunca PKK'yı terör örgütü kabul edecekler. Silah ambargası uygulayamayacaklarmış. Almanya NATO üyesi değil mi? İngiltere NATO üyesi değil mi? Fransa, Avusturya NATO üyesi değil mi? Buralarda PKK cirit atıyor, gösteriler yapıyor. Ne diyor? Ne söyleyebiliyoruz ki? Finlandiya, İsveç yarın NATO'ya üye olduktan sonra tekrar aynı alışkanlığına devam ederse ne olacak? Kandırıldık, aldatıldık mı diyeceğiz. Evet, bir kere daha kandırıldık, aldatıldık ve ülkenin Cumhurbaşkanı sanki zafer kazanmışçasına NATO üyeliğini Türkiye'nin bir kazanımı gibi görüyor. Maalesef burada da büyük bir yanlışın, büyük bir haksızlığın karşısındayız. Maalesef Sayın Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kere daha itibarını yerle bir etmiştir.